Güzel bir pazar sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bahçemizdeyiz. Hatta şöyle söyleyeyim, dün burada kaldım. Artık burada da kalmaya başladım. Biliyorsunuz evde sobamız var. Yakıyoruz, sıcak sıcak ısınıyoruz. Bugün biraz çalışacağız, biraz iş yapacağız. Neler yapacağız derseniz. Evet arkadaşlar, şöyle arkaya da bahçeyi alarak yavaştan başlayalım. Bugün bir şeyler yapacağız, neler yapacağız. Bugün hayvanlara bir bit ilacı vereceğim. Exolt aldım. Bayağı bir önermiştiniz, bayağı bir övülmüştü, öyle söyleyeyim. Exolt yapacağım. Aldım internetten, geldi. Ondan sonra neler yapacağız? War ve korozları azalttık. Bir tane kaldı. Onu başka yere alacağım. Bir şeyler daha yapacağız. Astrolopları ikiye bölmeyi düşünüyorum. 12 tane astrolop tavuk şu an kılavuz atmaya başladı. Yumurtlamaya başladı biliyorsunuz. Onları da ne yapacağız? Alacağız sağa sola diğer taraflara. Bu şekilde bugün biraz çalışacağız. Önceki videoda da kusura bakmayın, biraz yakın çekim olmuş. Kameranın ayarlarıyla oynamıştım, bir ayarları bozmuşuz. Ondan çekerken de fark etmedim, kusura bakmayın. Şimdi biraz düzeldi kamera ama gördüğünüz gibi şöyle yaklaşsam bile çok yakın çekim olmuyor. Haydi bir geçelim kümeslerimizin oraya. Şöyle ilaçlarımız burada olması lazım. Burada bir ilacımız var, bakın bu ne diye soracak olursanız, bu arkadaşlar ishal. Gördüğünüz gibi üstüne de yazmışım, ishal ilacı. Bu da toz halinde, ufak böyle karıştırıp veriyoruz ağızdan. Oral yolla içiriyoruz. Burada neyimiz var? Burada Exolt var. Ufak 30 milim. 15 milimini şimdi yapacağız. 15 milimini bir hafta sonra yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şırıngası var. Şu şekilde şırıngası var. Bunları uygulayacağız bugün. Ama önce tabii ki de hayvanların bir suyunu kapatalım. Depodan suyunu kapatalım. En azından biraz susuz kalsınlar. İlacı Exolt'u verdiğimizde güzel güzel içsinler. Biraz susamaları daha da iyi oluyor. Şöyle buradan suyu kapattık şimdi. Hatta birazdan ben bu çanaktaki suları da böyle elimle dökeyim. İyice şey olsun, susasınlar. İlacı verdiğimizde daha da güzel olsun. Babam sabahtan açmış arkadaşlar tavukları. Gördüğünüz gibi astroloplarımız geziniyorlar buralarda. Güzellik. Güzellik. Seni şöyle bir çekeyim mi? Hey maşallah ya. Aman aman aman. Aman aman aman, sen ne kadar güzel olmuşsun. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Mavi tavuğumuz biliyorsunuz bir tane var ama ne yapacağız? Splash'ların başına siyah horoz koyacağız. Alttan bunun gibi aynı bu güzellikte mavilikler elde edeceğiz. Mavi civcivimiz çok olacak yani. Kendimize tabii ki de ayıracağız. Selam. Ne haber? Şunlara bak ya. Maşallah maşallah maşallah. Hayır. Kameraya vurmaya geliyor. Hayır. Hayır. Maşallah arkadaşlar. Astroplarımız çok güzel oldu ya. Buraya geldim böyle salıyorum ya bunları. Bunları salınca böyle deli dehşet izliyorum ya. Yani bunları izlemek gerçekten mutlu ediyor insanı. Evet, suyumuzu kapattık. Şimdi arkadaşlar girelim bir kümeslerden. Şişt. Dediğim gibi. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Şöyle buradan biraz döktürelim şöyle suluklardan. Döktürelim ki şu borudaki üstte kalan, hortumda kalan sular da bitsin. Güzelce sona verdiğimiz ilacı bitsinler. Tamam, fazla su kalmadı zaten. Şöyle. Aman aman, 4 tane yumurta var astroloplar. 4 tane yumurta. Aferin size. Aferin. Horoz, seni çok yakında ayıracağım. Az kaldı. Arkadaşlar önerileriniz için sağ olun bu arada. Çoğu kişi yazmış. Cüce koşun aşağı al. Astro Bram Horoz'u oraya al diye. Yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Az kaldı. Merak etmeyin, halledeceğiz. Şşt. Horozları bir salsam var ya. Şimdi şu horozları bir salsam. Yemin ederim şu tavukların canını çıkarırlar. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Yani ben tüneyi ta buraya yaptım ama bizim horozlar kocaman olduğu için bak kuyrukları ta oraya değiyor zaten. Ya horozlarımız efsane güzel oldu arkadaşlar. Dün bir arkadaşım geldi buraya.
Horozları gördü ve aşırı şaşırdı. Yani dediği şey şu. Asla dedi videodakilerde gibi değil. Videodan daha büyük gözüküyor. Size hep diyorum ya. Videoda belli olmuyor arkadaşlar. Çok güzel civcivler alacağız bunlardan. Çok güzel. Dur. Dur. Sakin. Bakın bunlar türediği için hep aynı yere pislemişler. Gençler. Nasılsınız? Var mı sıkıntı? Warwick'lerimizde de maşallah çok güzel oldular. Renkler efsane. Bunlar da bir aya kalmaz yumurtlarlar diye tahmin ediyorum. Zaten bunların birinde su yokmuş. Bir çanakta su varmış. Onu da şöyle. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Kapınız açık gelmişler kümese ya. Hadi dışarı. Haydi. Geçen gün burayı biraz ıslattım arkadaşlar yeri. Neden diyeceksiniz? Burası aşırı toz oluyordu. Yer biliyorsunuz şeydi, topraktı. Topraktan dolayı aşırı böyle toz oluyordu her taraf. Biraz ıslattık. Yürü. Şimdi su içme sonra. Sana güzel bir ilaçlı su vereceğim ben. Sakin. Tabii bu böyle odana bakmayın. Size yalan söylemiş gibi miyim? Geçen 5 tane vardı ya. Onlar da duruyor, almadık. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yumurtamız var. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Yani bir haftada 10 yumurta yapmışlar. Daha yeni başladılar biliyorsunuz. Bir haftada 10 yumurta ulaşmışlar. Çok güzel. İçin, aferin için. Oradaki suyu bitirin. Ama tabi hortumdan gelen su var da. Hortumdan su gelip duruyor. Allah Allah Allah, karıştı ortalık. Vallahi kapıyı kapatmamışız. Kapı açıldı. Şimdi ne olucu? Şimdi ne olucu? Şimdi bu Warwick'leri geri içeri sokmamız lazım. Kapının şeyini, kilidini geçirmemişiz. Şşt. Hadi içeri. Şşt. Arkadaşlar ben şunları bir kapatayım, ondan sonra. Evet arkadaşlar, bütün solukları boşalttım. Ondan sonra. Bu bizim en baştaki kümesimiz vardı biliyorsunuz. Burası yukarıda folluklar vardı. Follukları söktüm. Artık burada folluklar olmayacak. Burayı da böyle kapatacağım. Şuraya bir kapı yapacağım. Buraya da fazlalık horoz veya 2 artı 1, 1 artı 1 hayvanlarımızı koyacağız. Burası bakın bayağı bir geniş. Şöyle göstereyim. 2 artı 1, 3 artı 1 bile takım beslenebilir burada. Bakalım bir kapı yapacağız. Ya böyle yerlerimizin olması iyi. Fazlalık horozlarımız oldu mu kocaman kümeslerde tutmuş olmayacağız. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Şu yukarıları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kümesin yukarılarının hepsine boydan boya da oraya kadar küçük kümesler yapacağız. Fazlalıklarımızı, hastalarımızı koymak için. Warwick horozlarımızı azalttık. Gördüğünüz gibi burası Warwick kümesimizdi. Şöyle söyleyeyim, çoğunu sahiplendirdik. Kalan tarıda artık pilav üstü et oldu, öyle söyleyeyim ben size. Çünkü artık horozlardan kurtulma zamanı fazla fazla geçmişti. Kurtulmamız lazımdı. Şimdi burayı boşalttık. Burayı güzelce bir temizleyeceğim arkadaşlar. Buraya bir dezenfektan yapacağım. Virkon S'e dezenfekte edeceğim. Ondan sonra buraya ne yapacağız? Buraya şimdilik şeyleri alacağız. Brahmalarımızı, en baştaki brahmalarımızı buraya alacağız. Astroplarımızı 12 tane biliyorsunuz, 6 6 böleceğiz, 2'ye ayıracağız. Bir düzenleme yapacağız artık yani. Artık düzene girecek. Ben şimdi orayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, işlemlere devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz sularını kapattım ama bit ilacını bugün vermeyeceğim. Birazdan anlatacağım neden bugün vermeyeceğimi. Haftaya kaldı o. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bizim çok eski takipçilerimizden Rabia Hanım var. Sağ olsun, yorumlarda da hep yazıyor. Bize her zaman desteğini esirgemedi. Ona horoz gönderiyoruz. Kendi tavukları varmış. Bir tane astrolop horoz. Gördüğünüz gibi buna koyduk. Vallahi şu kolye bile zor sığdı. Bayağı irilerden. O bir tane ibikte sıkıntı olan vardı. Ama aslında şöyle söyleyeyim. İbikte sıkıntı vardı ama o ibiği düzgün olsa benim buradakilerin hepsinden kasası güzeldi bu horozun. Hayırlı olsun kendine. Ayrıyetten kendine de buradan mavici horoz vardı bir tane fazlalığımız biliyorsunuz. Daha başkaları da istemişti ama onu ayırmıştık. Şimdi onu göndereceğiz. Bir tane de fizan göndereceğiz ona. Bunların yanında da ona hediyem bir tane de cüce koşin horoz. O benim hediyem olacak. Kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman destekliyor bizi. Yorumlarda her zaman yorum atıyor. Videolarımızı beğeniyor. Fizan horozları da saldım bugün. Geziniyorlar buralarda. Biliyorsunuz yukarılardaydı. Şimdi onların paketlemesini yapıyorum. İstanbul'a gidecek bunlar arkadaşlar, paketler. Onları artık horozları azaltıyoruz bildiğiniz gibi.
Gördüğünüz gibi Amerikanus. Amerikano. Bıyıkları, sakalları görüyorsunuz. Bunlar mavi yumurta yapanlar. Bileziği de var. Her şeyi hazır. Bunu kendisi istemişti. Onu ayırmıştık. Daha başkaları da istemişti ama ona nasip oldu. Erkenden ayırmıştı. Şimdi bunu da koyalım. Ondan sonra. Bakın arkadaşlar, fizan tavuğa bakar mısınız? Bana neye çıkmış. Bunlar çok güzel uçuyorlar. Böyle diğer tavuklar gibi değil. Bayağı favalar uçuyorlar. Böyle doğal tünemeyi seviyorlar. Horoz gönderecektik onu. Oo. Allah. Astroloğa horoz çıldırır yer. Şimdi saldırmayan bir tane fizan istedi bizden. Bir tanesi saldırıyor bunların içinden ama ne ya? Arkadaşlar bakar mısınız? Çok fena saldırıyor şu. Sen bir çık. Sen bir çık. Nasıl saldırıyor ya bana? Bunu gönderelim. Bu biraz bunlar baskın olduğu için. Bakın buna biraz saldırıyorlar. O yüzden bunu hem rahatlatmış oluruz bu ay. Tırnakları şey olmuş, kirlenmiş. Bunlar da şöyle. Arkadaşlar bakın, tırnakları bu şekilde pislikten dolayı sertleşiyor. Bunu şöyle temizleyebilirsiniz. Tırnakları böyle elinizle. Sertleşenleri böyle temizleyin. Bakın tertemiz oldu, çıktı. Tırnak temizlen. Bunları arada bir temizleyin. Astral tavuk da yumurtladı. Ona bağırıp duruyor. Hadi bakalım, kendine iyi bak. Görüşürüz. Bu sürede bizim yanımızda olduğun için teşekkür ederiz. Bakalım şöyle. Evet, çok bit kontrolü yapalım. Yok. Şu an gözükmüyor. Yine de biz bit ilacı Exolt'u uygulayacağız bunlara arkadaşlar. Hadi kendine iyi bak. İstanbul'da hayatına devam edersin. Lan usludur, uslu. Evet dostlar, gördüğünüz gibi karışık sürümüz dışarıda şu an. Bizimkiler de ne yapmışlar? Hemen böyle bir yeşillik biberleri söküp atmışlar. Geçen biri yazmış diyorum hatta. O biberleri sök at, hayvanlar yesin. Hatta acıysa güzel olur falan. Bizimkiler atmışlar. Üstünde biberler de var. Bunlar da geziyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle yapacağız. Rabia Hanım'a favorozlarımızı gönderdik. Gördüğünüz gibi paketledik. Gelip aldılar, verdik. İstanbul'a gidecek. İnşallah tüyleri kadar ömürleri olur. İnşallah güzel güzel beslerler. Başlarına bir sıkıntı, husumet gelmez. Onları gönderdik. Bizim için de iyi oldu. Gitgide horozları azalttık zaten. Bir cüce koşun horozu fazla elimizde kaldı. Borbek horozumuz hiç kalmadı arkadaşlar. Borbek horoz yok. Dün de bir abime verdim. Buraya geldi kendisi. Bana yakınmış zaten. Instagram'dan yazmıştı. Elimde fazla bir, yani borbek horoz kalmadı, öyle söyleyeyim. İsteyen olursa cüce koşun horozum var elimde. Hollanda tepelisi bir tane kaldı diye tahmin ediyorum. 4 tane var ama ikisini kendim ayıracağım. 3 tane mi kaldı? Kaç tane kaldı Hollanda tepelisi ya? Evet, 3 tane kaldı arkadaşlar. Hollanda tepelisi 3 tane kaldı. Bir tane var sadece, o da saldırıyor. Onu ayırmayacağım kendime. Ben saldıran horozu hiç sevmem. 2 tanesini kendim ayıracağım. İsteyen olursa şurada bir saldıran horoz var bakın. Şöyle göstereyim. Onu tutmayı düşünmüyorum elimde. Diğer 2 horozu elimde tutacağım. Ne olur ne olmaz. Dursun yedek olarak. Evet, şimdi arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen ne yaptığımızı göstereyim size. Kısa bir özet geçiyorum. Borbek horozlar zaten elimizde son bir tane kalmıştı. Onu da dışarıdaki eski astroloğların 3 tane vardı ya, yumurtasını yiyeceğimiz onu. Onların yanına aldım. Burayı temizledim. Ne yaptım? Temizlikten sonra yerler ıslak, gördüğünüz gibi dezenfektan yaptım. Dezenfektan da ne kullanıyorum? Virkon S kullanıyorum arkadaşlar. Güzel bir dezenfektan. Biraz pahalı ama ben seviyorum. Güzel bir dezenfektan. Her yerini dezenfektan yaptım. Hafif kurumasını bekliyorum. Talaş atacağım. Sonra... Bakın bizim bu ilk kümesimiz vardı ya, eski kümesimiz arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Evet. Eskiden burada folluklarımız vardı. O follukları çıkardım. Şöyle bir şey düşündüm. Yukarıya gerek yok folluğa. Dedim ki ya burası, dedim, ikinci kat hazır. Önüne böyle bir kapatsak, bir tane kapı yapsam. Alın size. Alın size bir tane daha kocaman kümes. Bakın fazlalık horoz da koyabiliriz. Ne bileyim, ufak ırklardan 4+1, 4+1 de koyabiliriz. Bayağı da büyük. Güzel de oldu. Bunları hemen bugün yaptık. Elimde menteş olmadığı için şöyle gördüğünüz iple bağladım şimdilik. Yarın menteş alacağım, hemen sabitleyeceğim. Bu da böyle bunun kapısı olacak arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şimdi
Yanında biliyorsunuz bakın 3 tane horozumuz var. Kocaman kümeste duruyorlar. Bu arada bunun yanındaki cüce koşini de gönderdim. Elimizde de 3 tane fizan horoz kaldı. O 3 fizan horozu da buraya koyacağım. Burayı da bir nebze onlar için yaptım gibi bir şey oldu. Orada kocaman kümesi yer kaplamasınlar arkadaşlar. Buraya da dezenfektan attım her yerine. Buraya da attım. Dezenfektanı attım biraz kurusun. Birazdan koyarız o fizanları. Arkadaşlar bayağıdır bu Hollanda tepelisi tavuklarımı göstermiyordum size. Buyurun. Yukarıda duruyorlardı. Bugün saldım çünkü onların da orayı temizledim. Bugün böyle yerde geziniyorlar. 2 tanecik kaldı. Maalesef hem kendi hatalarımızdan dolayı hem bazı olanaksızlıklardan dolayı, sıkışıklıktan dolayı diğerlerini kaybettik. İnşallah bu 2 taneden çoğaltırız. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bunun bir tane tavuğunu sordum. 1750 lira dediler. 1750 mi 1850 mi ne fiyat çektiler tavuğuna. Alacaktım vazgeçtim. Almıyorum. Bu 2 taneden biz çoğaltırız. Bir sürü yaparız. Bunların orayı da temizledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size ikinci katı. Bakın. Gördüğünüz gibi burası da tertemiz oldu. Buraya da biraz kurusun talaş atacağız. Şimdi ne yapacağız? Bit ilacı yapacaktım hatırlıyorsunuz. Vazgeçtim. Neden? Buradaki kümesler ikisi boşaldı ya arkadaşlar. Şimdi evdeki cüce koşinleri de getireceğim kümes boşaldığı için. Dedim ki evdeki cüce koşinleri de getirdikten sonra bit ilacını yapayım ki hepsi faydalansın. Şimdi bunlara yapacağım. Cüce koşinler gelecek. Onlar o bit ilacından içemeyecek. Onlar da bit kalacak falan filan. Hiç gerek yok. Biz yapmışken hepsine yapalım. Bir kere de halledelim. O yüzden tavukların suyunu kesmiştim zaten biliyorsunuz. Bunu da nasıl değerlendireyim? Bunu da şu şekilde değerlendireyim dedim. Hemen vitamin vereyim hayvanlara dedim. Bayağıdır vitamin de vermiyorduk. Şimdi hepsi susamış durumda. Vitaminlerini hazırladım. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Benim kullandığım şu anlık vitamin şu Pantonic. Bunu da hazırladım. Göstereyim size. Hatta verelim hep beraber. Bakın. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kapa vitaminlerini hazırladım. Bunlar da nasıl veriyoruz arkadaşlar? 1 litre suyu 1 cc veriyoruz. Şırıngayla ayarlarsınız. Hemen başlayalım. Şu ufak olanı neye verelim? Bunu brahmalarımıza verelim. Şşt, şşt. Biliyorsunuz geldiğimizde sularını kapattık. Hepsi susasın diye. Bakın. Hiçbirinde su yok. Bir tane de yumurta yapmışlar oraya. Aferin kız. Bir tanesi yapıyor. Hangisiydi o? Tüye girmeyen. Susadınız mı siz? Gel. Susadınız mı? Gel. Susadınız mı? Tamam tamam hadi. Al. Ama bunlar devirebiliyor. Bunu ne yapsak ya? Şöyle şuraya koyalım da. Ya bu brahmalar sıkıntılı. Hemen devirebiliyor. Hadi bakayım. Bak. Biraz susuz kaldır ya arkadaşlar. Bir iki saat falan susuz kalınca böyle iyi oluyor. Güzel oluyor. Hemen lıkır lıkır içiyorlar. Ondan sonra devam edelim. Şu büyük olanı karışık sürümüze verelim. Şunu karışık sürümüze verelim. Diğerlerini. Gel. Gel. Hadi siz de onu için. Bak zaten bunlar da susadılar. Aferin için. Hemen devam edelim. Şuradan. Şöyle. Bunları da astrologlarımıza verelim. Onlar da susadı tabii ki de. Şşt. Şş, 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 şş. Hayır. İçeri. Gençler ne haber? Gel. Şöyle açıkta dursun. İçine girmeyin bak. Böyle bir heyecan yapıyorsunuz içine giriyorsunuz. Bunların da yumurtalarını alacağız bugün. Bakın buraları hemen eşemişler. Hey maşallah. Pazartesiden beri yumurtalarını almadım. Bakalım dedim hangi kaç tanesi başlamış falan. Çok da anlayacağız ya sanki. Sayalım bir. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yumurta olmuş arkadaşlar. Astroloplarımızın 11 tane yumurtası olmuş. Hepsi yakında başlar. Bu arada bunları da böleceğiz artık arkadaşlar. Şişt. Siz onlar içsinler. Bunları da 6 6 ayıracağız. 12 tane kalabalık da durmayacak. Çünkü yakında ne yapacağız? Yumurtaya başladılar. Artık horozlarını koyacağız başlarına. Bakın böyle 1-2 saat susuz bırakırsanız hayvanları çok iyi oluyor. Daha fazla içiyorlar. Daha etkileniyorlar. Daha da yararlanmış oluyorlar vitaminden. Gel bakalım. Hadi. İçin.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da bayağı susamışlar. Güzel güzel içiyorlar. Hadi bakalım. Hadi sakalın için orada. Horozlarımızı da verelim. Şimdi horozlarımıza zaten bu fazla gelir. Ondan sonra alırız. Bu diğer ufak ırklara veririz. Şöyle. Bayağı da çok yapmışım ya. Bunu aslında bölsek bir tane kabımız olsa horozlara fazla gelir. Bir tane daha. Ha dur dur dur. Horozlardan önce şunlara verelim. Sussex ve Marcus. Hatta astronotlarımıza. Şşşt. Kızlar. Susadınız mı bakayım? Ha? Hadi gel. Gel 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 gel. Susadınız mı? Aferin size. İçin. Aferin size. Aferin kızlarıma. Bu arada bunlardan bir tanesi yani hasta da değildi aslında. Ya bu 5 taneydi biliyorsunuz Marcus hatta astrolog. Sabah bir geldim küt gitmiş. Ölmüş. Anlamadım. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Yani bazı hayvanlarda bir durgunluk olur. Mesela astrolobun bir tanesinde durgunluk var. Onu ben de biliyorum. Çoğu kişi yorumda yazmış. Ona okey. Hayvanda durgunluk var. Belli bir şeyi var. Bir sıkıntısı var. Ama bugün geliyorsun bak canavar gibi hayvan. Hiçbir şey yok. Yarın bir geliyorsun küt gece gitmiş. Yani buna bazen anlam veremiyorsun. Değişik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini kaybettik maalesef. Elimizdeki sağlar artık bizimdir. Elimizdeki kalanları kullanacağız. Aferin kızlarım. Aferin için. Yarasın size hay maşallah. Güzel oldu. Her şey düzene giriyor arkadaşlar artık. Çok güzel olacak. Ya bu saatten sonra daha da güzelleşecek her şey öyle söyleyeyim. Çünkü artık kümeslerimiz düzene oturdu. Fazlalık hayvanlarımızı gönderiyoruz. Çok az bir şey kaldı. Fazla bir horozumuz kalmadı. Bundan sonra bol bol yumurta alacağız. Bol bol üretim yapacağız. Bol bol video çekeceğiz. Sizle beraber bu hayvanları besleyeceğiz. Bu arada yumurtayı mı aldım? Şöyle göstereyim bakın. Özlem marka. Özlem'i kullanıyorum ben. Yumurtayı mı aldım? Neden? Artık astrohoplar şeyi attılar. Kılavuzu attılar. Onlardan yavaştan yumurta yemine geçeceğim. Tabii ne yapıyoruz? Direkt piliş geliştirmeden tak hemen yumurtaya geçmiyoruz arkadaşlar. İlk önce ikisini bir karıştırıyoruz. Hayvanlar yumurta yemine de alışıyor. Çünkü tavuklarda ani yem değişikliklerinde strese girebiliyorlar. Alıştıra alıştıra. Şimdi ben bir yemliği full yarısını piliş geliştirme yarısını yumurta yemiyle karıştırdım. O yemlik bir tane kadar takılacaklar, alışmış olacaklar. Sonra hemen direkt yumurta yemine geçeceğim. Neyse, devam edelim. Bu da çok aslında da. Bunu bölebileceğimiz bir şey olsa da şu şeylere de versek. Neyse. Gencolar, şşt, şşt. Bunlar da var ya, yemin ederim bunlar var ya Allah'tan saldırmıyor arkadaşlar. Bunlar saldırsa bilmiyorum da başa çıkılmaz bunlarla ya saldırsa. Baksana adam yer bunlar adam. Bunlarda 4 tane kaldı. Bugün bir tanesini de gönderdim. Bak bak. Ya sen niye rahatsız ediyorsun hayvanı vuruyorsun? Bırak rahat rahat içsin. Tabii içlerinde bir tanesi illaki şey oluyor arkadaşlar. İçlerinde bir tanesi baskın oluyor diğerlerine. O baskınlığı hissettiriyor, kovalıyor. Buranın ağası da paşası da benim diyor. Sadece benim lafım geçer diyor. Lan ne yaptın? Sallamasana kafanı, bütün suyu üstüme atıyorsun. Ama maşallah horozlarımız çok güzel oldu ya. Beğeniyorum yani ben. Bayılıyorum, şuna baksana şuna. Aslan yere atladın, deprem oluyor sandım ha. Öyle sallandı yer. Yavaş. Yavaş yavaş. Ne susamışlar be. Bugün yemlerini de doldururuz bunların. Bu folluk da takılacak arkadaşlar da. Bu ince plastik ya. Bunu vidalayamıyoruz. Arkadan pasolo bir vida yapacağız buna. Arkadan da sıkacağız. Yoksa durmaz burada vidalasak. Evet. Dur ben bir geçeyim mi? Arkadaşlar. Ey maşallah ya. Bunlar var ya. Canavar canavar. Canavar bunlar. Nazar değmesin benim erkeklerime. Helal erkeklerim. Burada baskın olan şu arkadaşlar bakın. Baskın horoz bu. Hepsine saldır. Bak çünkü onun sırtında da tüy yolunmuş. Onda da tüy yolunmuş. Bu yapıyor işte. Siyah horozda bir şey yok ama o kaçıyor demek ki yakalanmıyor. Baskın olan şu. Açık renkli o mavi olan. Ben de onu beğeniyorum aslında biliyor musunuz? Rengi biraz daha açık ya mesela diğer mavinin koyu biraz daha rengi. Maşallah. Şimdi bir tane şeyimiz kaldı.
Kaldı mı? Yok, kalmadı ya. Bütün vitaminleri verdik. Bunlara verdik. Bunlara verdik. Bunlara verdik. Ramalara verdik. Warwick'lere verdik. Astrolog tavuklara verdik. Fizan horozlar var. Fizan tavuklar var iki tane. Fizan horozlar, fizan tavuklar. Fizan horozları yukarı alacağız biliyorsunuz. Bir tane de burada tüye girmiş cüce koşinimiz var. Bu da fena tüye girmiş ya. Oh, boyundaki bütün tüyleri dökmüş bakın. Yeni çıkartıyor. Yine bir kaba yaparım. Buna içiririm. Fizanları içiririm. Fizan horozları içiririm. Fizan bunları içiririm. Yani bir kaba yapıp Hollanda tepelerine ve bu şeye cüce koşinimize içiririm. Bunlar zaten 3-4 tane olduğu için yeterli olur. Hepsine verdik. Şöyle dezenfektanım var. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Fizanları, yani Hollanda tepelerini, şu yukarı yeni yaptığım kümesi alacağım. Burayı da temizleyeceğim. Neden burayı temizleyeceğim? Şöyle. Şimdi orası boşaldı. Warwick'ler bitti, gitti. Burada fizanları da yukarı alacağız. Orası da temizleyeceğim. Orası da bitti. İki kümesimiz boş. Hemen ne yapıyoruz? Brahmaları buraya alacağız. Orası bir tane boşalacak. Brahmaları buraya alacağız arkadaşlar. Ondan sonra evdeki cüce koşinler var biliyorsunuz. Cüce koşinleri de buraya getireceğiz. Yani bu hafta içinde getiririm. Onların da buraya gelmesi lazım artık. Cüce koşinleri de buraya getireceğiz. Bundan sonra böyle kalacak. Cüce koşinler burada. Brahmalar burada olacak. Devam ediyoruz. Burası boşaldı gördüğünüz gibi en baştaki brahmalar. Ondan sonra ne yapacağız? Astrolopları bu baştan başlayacağım beslemeye. Yani astrolop kümesleri 1, 2, 3. Bu şekilde olacak. Astrolopların hemen 6 tanesini oraya, 6 tanesini buraya alacağım. Warwick'leri de en son alırız. O en başa yani. Burada horozlar da burada durur. Zaten horoz kümesi olmayacak. O horozları tek tek başlarına koyacağız. Fazlalık horozu da dediğim gibi kümeslerin içine yapacağız ya yukarıya. Oralara alacağız. Sonra burada bir tane daha boşalmış olacak. Oraya da alttan gelen astrolopramızı koyacağız. Yani şöyle diyeyim. Astrolop, 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 Warwick. Ondan sonra bu kümesimize geldik. Cüce koşin, Brahma. Belki Sussex'leri de belki buraya koyarım, belki buraya koyarım. Sussex'leri de diyelim ki buraya koyduk. Ondan sonra zaten başka bir hayvanımız kalmıyor. Burası da boş kalıyor. Orası da boş kalsın. İleride civciv mivciv çıkaracak oluruz kendimize. Zaten çıkaracağız. Ben Şubat gibi kendime çıkaracağım arkadaşlar bu sefer. Yok öyle. Şuna göndereyim, buna göndereyim derken Haziran oluyor, Mayıs oluyor. Hop kendimize çıkarmamışız. Bak böyle geç kalıyoruz hep. Şubat'ta, Ocak'ta kendime çıkaracağım 50-60 tane. Yine büyüteceğiz yani. Büyütmeye devam ya. Şu piliç geliştirme yemine abone olduk. Devam. Neyse, fizanları ben buraya alayım arkadaşlar. Ben burayı temizleyeyim. Devam edelim, yemlikleri falan doldurup kapatırız. Evet arkadaşlar, hava kararmaya başladı. Akşam oldu. Vallahi ben de çok yoruldum. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 6'yı çeyrek geçiyor saat şu an. Vallahi kamera çok güzel gösteriyor, onu söyleyeyim ben size. Çünkü şu an gözümün gördüğü yer daha karanlık. Kamera bayağı aydınlatıyor. Yani bu kadar aydınlık değil şu an burası, öyle söyleyeyim ben size. Kamera bayağı güzel bir teknoloji yapmışlar, aydınlatıyor. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Burada brahmalar vardı. Brahmaları buraya aldık. Orta kümese. Bura boşaldı. Fizanları yukarı aldık biliyorsunuz. Fizan horozları yukarı aldık gittiğince hatta. Brahmalar burada. Ondan sonra burası boşaldığı için astrolopları buraya aldık. 6 astrolopu buraya aldık. Şöyle göstereyim. Şşt. Şöyle flash da açayım ben hatta. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, 6 astrolopu buraya aldık. Ondan sonra 6 tane astrolopu buraya aldık. Yani böldük astrolopları. Gördüğünüz gibi biraz karanlık, kusura bakmayın. Buraya da 4 kapat çıkacak. Buraya 4 splash'ı, bir tane mavi, yanına da bir tane siyah attım. Biliyorsunuz splash'lar beraber olacak. Alttan gelen splash'ları da buraya atacağız. Yanındaki siyahı çıkartırız. Yani astrolop'lar 6 tane burada, 6 tane burada ayırmış olduk. Artık yumurtaya başladılar. Yarın bir gün yanlarına horoz atacağımız için alışsınlar. Horozlarımız burada. Bir yana kaydırdık. Warwick'leri de buraya koydum, astrolop'ların olduğu yere. Böyle bir düzenleme yaptık.
gündüz gözüyle yine seçip çekerim güzelce. Şurası boş şu an. Biliyorsunuz Warwick'ler vardı. Warwick horozları sahiplendirdik falan filan. Boşaldı. Buraya cüce koşinleri getireceğim evden. Evdeki cüce koşinleri getireceğim. Onları da getirip bit ilacını öyle vereceğim hayvanlara. O yüzden bugün bit ilacını iptal ettim. Ve burası zaten brahmalarımızın yeri. Burada karışık sürümüz var. Bunlar da büyüdükçe buraya ekleme yapılacak. Bu şekilde Sussex ve Marcus adlı astroloplarımız da burada takılıyorlar. Olay bu arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Vallahi felaket. Şu an ayakta zor duruyorum. Öyle söyleyeyim. Deli dehşet yorgunum. Sabah 10'dan beri bunlarla uğraşıyorum. Kümeslerle uğraşıyorum. Gerçekten yorucu. Yani tavuk deyip geçmeyin. Bayağı uğraştırıyor. Onu oraya al. Temizliğini yap. İşte bütün kümesleri dezenfektan yaptım tekrardan. Temizliklerini yaptım 3-4 kümesin. Deli dehşet yoruldum. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alırız. Uğraşıyoruz. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.